Merhaba sevgili izleyenler, Söz Bizim'e hoş geldiniz. Bu hafta 12 Eylül darbesi 40. yılını doldurdu. Bu vesileyle çeşitli yazılar yazıldı, çizildi ama bir dönemler olduğu gibi bir hesaplaşma havasında olduğu söylenemez. Zaten bu kadar ağır travmaya rağmen, bu kadar yaygın hak kayıpları, işkenceler, ölümler, idamlar, hapishane istatistikleri, bunlar belki biraz olsun biliniyor ama siyasi etkileri de biraz olsun biliniyor. Ama tam olarak da 12 Eylül'le yüzleşebilmiş değiliz. Hatta Kenan Evren dönemin 12 Eylül mimarı diye bilinen general hasta yatağında yargılanmıştı hatırlarsanız ve müebbete çarptırılmıştı. Fakat bu da yüzleşme açısından pek de bir faydası olduğunu söyleyemeyiz. Darbenin daha ziyade ekonomik, toplumsal, psikolojik boyutlarını konuşmak istiyorum. Çünkü bunların yeterince konuşulmadığını ve belki de bugünü yaşarken, bugünkü rejimi tartışırken aslında o dönemde atılan tohumların, o dönemde toplumun üzerinde oluşturulan baskının, siyasi, ekonomik düzenin nedenle etkili olduğunu belki de ıskalıyoruz. Özellikle de kuşaklar için farklı farklı anlamları var. Ben örneğin bir çocuktum ve hakikaten çok da anlam veremedim ve apolitik bir kuşaktan yetiştim. Özel kuşağı deniyordu bizlere ve biraz da utançla bunu söylüyorduk. Ama bizden önceki kuşaklar bambaşka yaşadı. Bizden sonraki kuşaklar farklı şekillerde yaşadı. Biraz da bunları konuşmak istiyorum. Çünkü bu mesele, bu 12 Eylül nasıl bir milat, nasıl bir dönüm noktası, bunu konuşmakta fayda var. Bugünkü konuklarım değerli gazeteci Kumru Başer ve sosyolog Göze Orhon. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Her ikiniz de bu arada izleyicilere de hararetle tavsiye ederim. İletişim Yayınları'ndan 40 yıl 12 Eylül diye bir kitap çıktı. Her ikiniz de bu kitaba katkıda bulundunuz. Ben her ikinizin yazılarını da, diğer yazıları da okurken gerçekten daha önce düşünmediğim, yani bu kadar 12 Eylül'e dair okuduğumu, takip ettiğimi zannettiğim şeylere rağmen daha önce düşünmediğim, dikkat etmediğim şeyler de gündeme geldi. Çok etkilendim. Onun için ellerinize sağlık her şeyden önce. Teşekkürler. Teşekkürler. İstiyorsanız Kumru Başer sizinle başlayalım. Çünkü sizde de alabildiğine öznel bir geçmiş yolculuğu denemesi başlığını taşıyor yazının başlığı bu. Çünkü o dönemde devrimci, genç bir gazeteciydiniz. Bunu da çok güzel bir şekilde anlatmışsınız. Belki de birazcık hep 12 Eylül'ü anarken hani o gece işte askeri darbenin yapıldığı gün ve sonrasında olanlar konuşuyoruz. Belki biraz da öncesine bakmamız lazım. Çünkü hep bize ne anlatıldı? Sağ sol çekişmesi vardı, insanlar ölüyordu, korkunç güvencesiz bir ortam vardı ve hatta 12 Eylül'le ilgili referandumun bu kadar büyük bir çoğunluk tarafından kabullenilmesi, yani evet alması da buna bağlanıyordu. Ama hakikaten nasıl bir dönemdi bu? Belki onun arka planını anlatarak başlayabiliriz. Lütfen buyurun. Teşekkürler. Gerçekten 12 Eylül 1980 tarihinden tarihe başladığınız zaman herhangi bir şeyi açıklayabilmek çok mümkün değil. Onun öncesine bakmak lazım. Bir de tabii Göze de kendi yazısında ki bu kitabı okurken beni çok heyecanlandıran ve çok yeni şeyler düşünmemi sağlayan bir yazıydı onun yazısı da. Orada söylediği bir şey var, yani milat lafı da aslında biraz şey, tuhaf bir laf. Yani çünkü aslında her şey bir önceki döneme bağlanıyor, bir önceki dönemden etkileniyor ama 12 Eylül aslında ancak öncesiyle birlikte, aslında 12 Mart'la birlikte de anlaşılabilir belki en çok.
Ama en azından bir 1970'li yıllara şöyle bir dönüp bakmak gerekecek diye düşünüyorum. Evet. Orada şey var, yani hem dünya hem Türkiye bir değişimden geçiyor. İşte dünyada aslında hep böyle Türkiye'yi konuşuyoruz ama o sırada dünyada da çok önemli bir değişim yaşanıyor. Ve dünya kapitalizmi diyelim, yerleşik düzeni bir şeyden geçiyor. Neoliberalizm dediğimiz şeye doğru gidiyor. Serbest açık piyasa, işte bütün yasal engellerin kaldırılması uluslararası ticaretin önünde vesaire, işte bütün pazarların birbirine açılması vesaire gibi. Bütün o şeyler içerisinde Türkiye'de de böyle bir dinamik gelişiyor. Fakat Türkiye'de 1970'li yıllarda müthiş bir şey var. Müthiş bir politik hareketlenme var. Çünkü 1960'ların sonlarından itibaren gelişmeye başlayan devrimci hareketler, Türkiye'de çok ciddi bir hareketlenme, bir farkındalık, bir nasıl diyeyim, politikaya artık kitlelerin katılması, sözünü söylemesi, kendi gelecekleri hakkındaki kararlara katılması yönünde büyük bir hareketlenme yaratıyor. Çok güçlü sendikal hareketler var. Milyonlarca insan sendikalı. Ve bu sendikalar gerçekten bugün bildiğimiz anlamda sendikalar değiller. Yani bir iş yerine, herhangi bir bankaya, herhangi bir markete, herhangi bir fabrikaya girdiğiniz zaman orada bir iş yeri temsilcisi var sendikanın. İşte orada işveren o iş yeri temsilcisine danışmadan bazı kararları alamıyor. Şakır şakır insanlar greve gidebiliyorlar. Bilmem ne, yani üretimi durdurabiliyorlar. Yani sermayenin hiç hoşuna gitmeyen bir durum tabii ki. Korkunç, evet, müthiş bir aslında şey var, güçlü bir sendikal hareket. En önemli belirleyicilerinden bir tanesidir. Onun dışında 1970'lerin 12 Mart döneminin devrimcilerinin bıraktığı müthiş bir devrimcilik fikri, düzenin ezilenlerden, halktan, emekten yana değişebileceği, değiştirilebileceği ve bunu insanların bizzat bunda rol oynayabilecekleri fikri, devrimcilik müthiş bir iz bırakmış durumda. Bu sendikacılığın yanındaki bir başka güç bu. Bir takım hareketler bu heyecanla, bu motifle, bu şeyle çok geniş kitlelere yayılmış durumdalar ve mahalleler örgütleniyor. Sadece sendikalar, iş yerleri değil, mahalleler, gecekondular, köyler örgütleniyor. Böyle şeyler var. Şimdi o noktada mesela çok önemli dönüm noktaları var. İşte önemli siyasi kararlar, örneğin devlet güvenlik mahkemelerinin devamı gibi bir konuda işçi sendikaları, devrimci işçi sendikaları kalkıyor, bir ulusal yas diye bir şey ilan ediyor, toplu genel grev anlamında bir şey ve ana muhalefet partisiyle arkasında durduğu zaman, onu ittirdiği zaman bu birlikte devlet güvenlik mahkemelerinin sonu anlamına geliyor. İşte o sırada özelleştirme fikirleri vesaire gibi şeylere bunlar karşı duruyorlar. Çünkü o sırada aslında Türkiye ekonomisi de işte kamu teşebbüsleri, bilmem, yani kamunun ekonomide büyük yer sahibi olduğu bir ekonomi söz konusu. Bunun yok edilmesini isteyen neoliberal kararlara karşı, politik hamlelere karşı işçiler direniyorlar. İşçi çıkartmaya, ücretlerin azaltılmasına vesaire, bir sürü hakların alınmasına direniyorlar. Şimdi bütün bunlar çok sermayenin dediğiniz gibi canını sıkan şeyler ve ileriye gidemeyeceğini görmesini sağlayan şeyler. Buradan şey oldu tabii, yani bir şekilde artık ben 12 Eylül darbesinin aslında 12 Eylül'den 1-2 yıl önce, çok kalıp bir laf ama, tezgahlanmaya, yani bir şekilde yolunun örülmeye başlandığını düşünüyorum. Yani bilinçli olarak birilerinin artık bir darbeye gidildiğini bildiğini, biz o sırada bunu fark etmedik. Belki fark eden vardır, ben farkında değilim ama yaşadığımız 77-78'den itibaren artık yaşadığımız şeylerin geri dönülmez bir şekilde ülkeyi darbeye doğru götürdüğünü söyleyebiliriz. Yani o demin bahsettiğiniz işte darbenin meşruiyetini ve de anlatısının
büyük kitleler tarafından hah diye 12 Eylül sabahı darbe bildirileri okunduğu zaman geniş kitlelerin evet böyle olması gerekiyordu belki demesini sağlayan şey o ondan önceki 2 yıl falan içerisinde estirilen büyük aslında yaratılan büyük kaos, estirilen büyük terör, insanların öldürülmesi, şey yapılması, bir takım mahallelere, köylere, şehir merkezlerine, okullara, fabrikalara saldırılması ve bütün bunların büyük bir medya eliyle, hakim söylemlerle şey olarak yansıtılması işte ya işte sağcılar, solcular birbirini kırıyor, işte birilerine maşa oluyorlar falan filan gibi. Medyanın da çok etkisi vardı değil mi? Kumru. Medya çok çok mühim tabii çünkü ana akım medya çok net bir şekilde son baktığınız zaman gerçekten tararsanız 1978'den itibaren artık hem çok politik istikrarsızlık yüzünden koalisyon hükümetleri var, hükümetler bir şey yapamıyor gibi görünüyor falan ve bütün bu yaşanan her şeyin izahı yani bu mevcut 1960 anayasası, o sırada yürürlüğe giren anayasa ve onun getirdiği bir takım haklar, özgürlükler vesaireler gibi şeyler var ise onlar çok fazla geliyor bu topluma. Politikacılar yani işçiler şımarmış, sağcılar, solcular birbirine düşmüş, politikacılar durumu baş edemiyorlar, yönetemiyorlar, beceriksizler, şeyler, yolsuzlar, şeyler. Yani böyle bir durumda artık ya biri gelse de bu memleketi kurtarsa şeysi o kadar böyle bariz bir şekilde ve Türk Silahlı Kuvvetleri geliyor hort diye böyle şey yapıyor ve herkesi bu çok kan dökülüyordu kurtardık şeyine getiriyor. Yani o anlatı bir şekilde yıllar içerisinde inşa ediliyor ve aslında yani plan da şey o darbeden 7 ay önce 24 Ocak kararları açıklanıyor Turgut Özal. Yani büyük bir işveren şeysi yani neoliberalizmin Türkiye'deki işte artık hani İngiltere'de Thatcher neyse Türkiye için Özal o zamandan neoliberalizm planını açıklıyor adam yani işte evet. Serbest piyasaya geçiş dolayısıyla aslında yani biliniyor nereye gidildiği ve onun içerisinde artık o gün geldiğinde olay işte evet bu gerekiyordu noktasına geliyor. Yani bizim açımızdan işin dramı tabii bizim çok genç ve şey bir nasıl diyelim yani halk örgütlenmelerinin, işçi örgütlenmelerinin, emek örgütlenmelerinin, insanların siyasete katılımının çok taze, genç olduğu, deneyimlerinin genç ve zayıf olduğu bir tarihsel noktada bizim bu anlatıya müdahale edemeyişimiz belki de yani. Yani 12 Eylül'ün anlatısını, darbe meşruiyetinin şeyini adamların hakim yerleşik düzenin inşa edebilmesi ve geniş kitlelere bunu meşruiyet olarak bir tarih anlatısı olarak anlatabilmiş olması ve bizim orada hayır bu değildir olmakta olan diye bir şeyi o sesi çıkarıp o sesi Türkiye'deki insanlara, kitlelere, emek kesimlerine iletemememiz. Evet, ona daha sonra da geleceğiz. Kumru Başar çok teşekkür ederim bu arka planı. Yani bu kadar zor bir şeyi böyle çok toparlayabildiğiniz zor, için çünkü yani, evet. Söyleyecek hakikaten çok şey var ama belki biraz daha mesela 24 Ocak kararlarıyla da ilgili ikinci bölümde Bahadır Özgür katılacak. O da esas olarak hani 12 Eylül değil de 24 Ocak'ın bir dönüm noktası olduğunu söylüyor. Oralardan da belki biraz konuşuruz ama Göze Orhon'la da devam etmek istiyorum. Çünkü özellikle sizin de belirttiğiniz gibi bu kuşaklar, sessizlikler ve kederler bağlamında 12 Eylül'ü ele aldınız Göze Hanım. Ve tabii ki 12 Eylül'de siz çok olduğunda çok küçük bir çocuktunuz ve çok farklı anlatılarla ailenin içinde annelerden, babalardan, dayılardan
duyduğunuz ya da duyamadığınız bir hikaye vardı. Biraz bunu anlatır mısınız? Bu duyamamak üzerine, yani anlatılamayanlar üzerine bizler, bir sonraki kuşaklar nasıl bir bellek biriktirdi? Evet, öncelikle şunu söyleyerek başlayayım. Bu konuşmaktan da biraz geri çekiyor aslında insanı. Ama cesaretle konuşmak lazım bizim kuşak adına en azından. Ben 12 Eylül olduğumda sadece 2 yaşındaydım. Biraz bu kuşağı tanımaya çalıştım. Aslına bakarsanız son dönemde yaptığım bir alan araştırmasıyla. Bizim kuşağın genel olarak sessizliklerle büyüdüğü, yani 12 Eylül üzerine bir sessizlikle büyüdüğü gibi bir iddiam var. Evet. Bunun belki de en görünür yanlarından bir tanesi herhalde işte 70'lerde, 80'lerde ve 90'larda doğmuş her gencin ve bir biçimde işte politikayla alakası olmuş, politikayla meşgul olmuş, politikaya yaklaşmış, onun çeperinde durmuş her gencin aşağı yukarı işte ebeveynlerinden ya da en azından yakınlarından işte politikaya bulaşma, ideolojilerle uğraşma, olaylara karışma vesaire gibi şeyler duymuş olmasıdır. Bu 12 Eylül'ün bizden önceki kuşaklara miras bıraktığı bir şeydir büyük ihtimalle. Bu yüzden bizim kuşak bunları işiterek büyüdü diye düşünüyorum. Yani sıklıkla işte apolitik olmakla, politikayla ilgilenmemekle suçlanan o kuşağı apolitik kılan, yani elbette bizzat ebeveynleri değildir, böyle bir şey söylemek çok acımasızca olur, bunun arkasında büyük bir ideolojik arka plan var, ama bir önceki kuşağın üyelerinin de 12 Eylül'de yaşadıklarının ardından bunda bir katkısı olduğunu kolaylıkla söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Bu işin bir boyutu. Evet. Diğer taraftan belki şunu söyleyerek başlamak gerekiyor, yazıda da bir parça anlatmaya çalıştım. Adlı adınca söylememiz gerekiyor belki. 12 Eylül bir travma. 12 Eylül bir toplumsal travma. Yani bunu sık sık böyle dile getiriyoruz. Ama genellikle bir başlık halinde bu cümleyle kalıyor söylediğimiz şey. Çünkü yani memleketimiz travmalar açısından çok zengin. Ama travmanın ne olduğu, toplumsal travmaların nasıl çözülebileceği, bizim bunlarla nasıl yüzleşebileceğimiz konusunda maalesef biraz fukara bir memleketiz. 12 Eylül'de o büyük toplumsal travmalardan bir tanesi. Şimdi bir şey travma dediğimiz zaman o şeyin üzerine konuşmanın güçlüğünden bahsederek başlamak zorundayız. Travmayı anlatmak çok kolay bir şey değil. Sadece akla işte cezaevi yaşantıları, işkenceler, ölümler, idamlar vesaire de gelmesin. Bu travma, evet bunların hepsi çok büyük travmalar. Ama daha sonrasında bu gündelik hayata da uzanmış bir travma. Yani cezaevinden tahliye olanların işte en basit haliyle iş bulamaması, hayatların kırılmaya uğraması, işte Kumru Hanım bizzat bir örneği, hayatını yurt dışında sürdürmek zorunda kalması. Yani çok da doğruluğundan emin olamayacağımız rakamlara bakarsak o dönemde Türkiye'de 30 bin kişi yurttaşlıktan çıkarılıyor. Büyük ihtimalle gerçek rakam bundan çok daha büyük. Dolayısıyla çok büyük bir kitleye işaret ediyor. Bunların her biri bu işte hani toplumsal travmanın gündelik hayattaki görünümleri aslına bakarsanız ve bu üzerine konuşulmayan bir şey. Yani bir kitap evine gittiğiniz zaman ya da işte 12 Eylül üzerine filmleri araştırdığınız zaman bir sürü filmle karşılaşırsınız. Bir sürü 12 Eylül kitabıyla da karşılaşırsınız. Hani çok kıymetli kayıtlar da vardır. Ama adlı adınca bu travmanın dile geldiği, 12 Eylül'de gerçekten ne yaşandığı ve bu yaşantının insanların hayatlarına ne yaptığına dair çok kısıtlı birikim var elimizde. Özellikle de meseleyi biraz bellek alanına daha özgülersek bu iyice daralıyor gibi geliyor bana. İstisnaları olmadı mı? Oldu. Hepiniz hatırlayacaksınız. 2010 yılında özellikle referandum döneminde bir tabiri caizse bellek patlaması yaşandı. O dönem bir dizi kitap çıktı, derleme kitap çıktı. Hiç duymadığımız sesler vardı içlerinde. Affedersiniz. Yani Harun Tekin'in de 12 Eylül üzerine söylediklerini dinledik. Teoman'ın da 12 Eylül üzerine söylediklerini dinledik. Dolayısıyla bir açılmaydı orası ama çok kısa sürdü. Yani parladı ve söndü adeta. Çünkü işte 2010 referandumu ve hemen sonrasında olanlar aslında bir politik manevraya işaret ediyordu. Yani sahih bir geçmişle hesaplaşma ve yüzleşme
faaliyetine değil de bir politik manevraya işaret ediyordu. Daha sonra da zaten hani bunun böyle olduğu çok net biçimde ortaya çıktı. Dolayısıyla şey genel itibariyle... Çok özür dilerim. Sözü cümlenizi böldüm. Rica ederim. Buyurun. Ama böyle bellek çalıştığınız için şunu da sormak isterim. Belki onunla da bir bitiştirirsiniz. Böyle yarım kalan hani bir bellek patlamasından söz ediyoruz. Çok kısa sürdü. Bu tip yani yüzleşme hadiselerine bunların bu kadar kısa süreli olması, yarım kalması, hatta Tanıl Bora'nın deyimiyle çeyrek kalmasının da başka boyutta etkileri oluyor mu? Yani bu böyle bir ortaya saçılıyor ama ondan sonra da kimse bir yere bağlayamıyor. Bilmiyorum, belki buna dair de düşünceniz vardır diye merak ettim. Buyurun lütfen. Ya olmaz mı? Evet, Tanıl Hoca'nın tabiri çok doğru. Yarım bile denmez ona aslında. Çeyrek denir dense. Biraz şunu hatırlatıyor bana, yani kendi deneyimimde duran bir şeyi hatırlatıyor. Ben doktora tezimi yazarken, üzerine çalışırken 12 Eylül, 12 Eylül yaşamış insanlarla görüşmeler yaparken yıl 2010'du. Ve referandumun hemen öncesiydi. Ve o zaman anlatılanlarla, yani bellek değişken bir şey malum, hani bugünün bağlamıyla belirlenen bir şey. O gün 2010 yılında bana anlatılanlarla bugün anlatılanlar arasında çok büyük bir fark olacağını düşünüyorum. Bunu teyit etme şansım olmadı elbette ama bir biçimde bu o kadar ağır bir travma ki bunu deneyimleyen insanlar her ne kadar AKP ile ilgili bir şerhleri de olsa ümit var bir tutum içindeydiler elbette. Ve üzerine yaklaşık 30 yıl susulmuş bir travmaya dair bu kötü tabiri hak ediyor bence. Kandırıcı bir girişimle bu insanlara ses vermek, hemen sonrasında kapatmak, aslında bir nevi o travmanın tekrar yaşanmasını sağlamak vesaire gibi bir karşılığa geliyor bana kalırsa. Evet. Bu noktada tam noktasında demeyeceğim, noktada Kumru'ya da dönmek istiyorum. Çünkü eminim bu susmak, konuşulamayanlar, o dönemde yaşananlar, arkadaşlarınızla konuştuklarınız, konuşamadıklarınız üzerine belki bir şey söylemek istersiniz. Çünkü mesela bu şu cümleniz de bana çok şey geldi, çarpıcı geldi Kumru. Bir dönem kaçak yaşadınız, yani darbeden hemen sonra gizlenmek zorunda kaldınız ve o dönemi de anlatıyorsunuz. O da çok canlı ve aslında hani uzun da bir süren bir dönem ve kaçaklık sürekli unutmayı gerektirir gibi bir cümle de var. Belki buradan devam edebiliriz Göze Hanım'ın bellekle ilgili söyledikleriyle birlikte. Ya aslında şöyle diyerek başlayayım. Yani ben bu kitabı, yani 12 Eylül'le ilgili yazılmış bir şeyin beni bu kadar hala 40 yıl sonra sallayacağını ve sarsacağını düşünmemiştim. Ama Göze'nin satırlarını okuduğum zaman kitapta gerçekten günlerdir allak bullak bu konu üzerine düşünüyorum. Çünkü aslında işte hakikaten herkes bu travmayı, travma demek doğrudur. Toplumsal şeyi, ekonomi politiğini falan bir kenara bırakırsak bir kuşak insan çok büyük bir kırılmadan geçtik ve hepimiz kendi koşullarımız içerisinde çok farklı biçimlerde yaşadık bunu. Ben de kendi özelimde hani 4 yıl kaçaklık, 84'e kadar yakalanmamayı başarmak, 84'te yakalanmak, 86'da yurt dışına çıkmak gibi bir şeyden geçtim. Benim işte bir yılla yakın bir cezaevi süreci, işte 45 gün emniyet vesaire. Şimdi benim şeyim bu ve ondan sonra işte yurt dışına çıkış. Şimdi orada bir o yazdığım kısımda bahsettiğim şey var. Evet, yani biz zaten 76'da ben kendime devrimci demeye başladığım andan itibaren devrimciyi de şöyle tanımlıyorum. Yani bu solcudan farklı bir şey. Sosyalistten, solcudan farklı bir terim olarak bunu kullanıyorum. Yani bir
Göze'nin yazısında alıntı yaptığı Tol romanının başındaki işte o devrim bir ihtimaldi ve çok güzeldi şeyi değil sadece. Devrim bir ihtimaldi ve kuvvetli bir ihtimaldi ve ben de onun içinde bir rolüm olacak diye inanıyordum. Olacaktı yani çok yakında gibi bir durum. Bu devrimci olmak böyle bir şey o anlattığım dönemde. 76'dan itibaren bunu söylemeye, kendime devrimci demeye başladığım zaman, demin siz devrimci gazeteci diye böyle girişte şey yaptınız. Gazeteci kısmı yok yani, devrimci var. Kimlik o. Gazetecilik de yapabiliyor duruma göre, o anki görevler çerçevesinde. İşte mahalle çalışması yapabiliyor, sendikada görevli olabiliyor ama devrimci. İşte o yaşam çok şey bir yaşamdı, gizliliğin esas olduğu, çünkü çok ağır bir baskı dönemi darbeden önce de yaşanıyordu aslında. Bu nedenle işte hep şey öğreniyorsunuz. Gizlilik, fotoğraf çektirmiyorsunuz, herkesle görüşmüyorsunuz, bilmem ne vesaire. Darbe olduktan sonra bu şuna dönüştü. Daha önceki siyasi faaliyetlerinizde çok büyük bir kolektiflik yaşıyorsunuz aslında. Yani eylemliliğiniz, fikirsel gelişiminiz vesaireniz hep başka insanlarla birlikte bir örgütlenmenin içinde oluyor. Ve o sizi besliyor. Ama darbeden sonra bu herkesin küçük şeylere çekildiği, gizliliğin çok arttığı, yakalanmayı başaranların ve hala mücadele etmeyi sürdürmeye çalışanların son derece o zaman illegalite dediğimiz koşullarda yer altında yaşadığı bir ortam var, gizlilik. O 4 yıl sürdü yani benim hayatımda, ki daha uzun yaşayanlar da vardır. Bu çok travmatik bir şeydi gerçekten. Yani o dönem yani insanlar beni gören ve de işte bakkal falan gibi, yani hiç benim kim olduğumu bilmeyen insanlar, hasta mısınız siz diye soruyorlardı bana, böyle sapsarı bir suratla ve sudan çıkmış balık şeyinde dolaşıyorsunuz ortalıkta ve yani çok tuhaf bir hayatınız oluyor. Dışarıda olmakta olan bir sürü şeyden kopuksunuz. Ve ama bir şekilde de saklanıyorsunuz. Şimdi o işte cezaevi vesaire vesaire. Ben dönemi değerlendirirken ve o dönemime ilişkin anılarımın ne kadar aktarabileceğimden emin olmazken bunun önemli olduğunu düşünmüştüm. Ama aslında Göze'nin yazısını okuduktan ve yazıda şunu da söylemiştim. Yani biz öyle bir şey oldu ki, biz o dönem kötü bir dönem olduğu için, bir travma olduğu için, bir yenilgi olduğu için insanlar da gelip bize sormadılar diye hep sonradan değerlendirmelerimde öyle düşünmüştüm. Yani bizden sonraki kuşaklar da, ya abla sana ne oldu? Siz o sırada ne yapıyordunuz? Peki bilmem nereden mi kaçtınız? Oradan mı geldiniz? Bu işi nasıl yaptınız? Diyen yok gibi gelmişti bana. Şimdi fakat Göze'yi okuduktan sonra bir daha düşündüm. Yani ben mesela iki yazı yazmışım 12 Eylül'le ilgili, yaşadıklarımla, deneyimlerimle ilgili, ve ikisinde de şu ortak cümleyi yakaladım kendimde. Beni kimsenin tanımadığı bir ülkeye göçtüm. Şimdi bu cümleyi pat diye böyle bütün şeylerde ve doğru, çünkü bir şekilde bir yerden bir şey kopartmak ve artık bu konuyu konuşmamak gibi bir durum var. Ve bu 25 sene falan sürdü benim durumumda. Yani konuşmamak değil, yakınımdaki bir takım insanlarla konuştum ama kolektif bir yüzleşmenin parçası da olamadım. Ve de çok istekli de olmadığımı şimdi fark ediyorum yani bu konuyu konuşmakta. Çünkü bunun sebebi de şuradaydı. Yani bizler o dönem 12 Eylül'de o darbenin muhatabı olan insanlar, aslında kendim için söyleyeyim, yani kendimiz için koyduğumuz hedeflerin çok dışında bir yere düştük. Biz kendimizi Mahirlerin, Denizlerin, Hüseyinlerin devamı, onlar bir kıvılcım yaktılar, biz bu işi tamamlayacağız gibi bir yerden katılmıştık bu şeyin içine, bu dalganın içine. Ve
öyle bir şey oldu ki bizim hiçbir şey söyleyemedik biz yani. Hiçbir şey söyleyememiş olduk. Halbuki binlerce, on binlerce insan çok ağır bedeller ödedi. Çok büyük fedakarlıklar yaptı, kahramanlıklar yaptı. Ama bunlar bir şekilde politik bir anlatıya dönüşemedi. Ve biz orada öylece sesi çıkmadan yenilmiş olduk yani. Bütün yaptıklarımıza rağmen aslında direndik bir sürü düzeyde. Yani evet, çünkü aslında bu tür politik durumlarda kazanmak ya da yenilmek, yenilmemek sadece fiziki, askeri, sonuçsal bir şey değildir. Yani 12 Mart'ta gördüğümüz gibi denizler, mahirler, işte kaypak kayalar öldü. Fakat kazandılar. Yani şöyle bir şey kazandılar. Politik olarak kendilerinden sonra büyük bir dalga yaratmayı başardılar. Halk onların mazlum ve haklı olduğuna inandı, büyük bir kesim. Ve idamlarına ağlandı yani. Şimdi ben 11 yaşında bir çocuktum 12 Mart'ta ve ben geceliğin yattığım zaman hapishaneden nasıl kaçırmak lazım bu insanları falan gibi böyle hayal, yani herkes Süpermen, Zorro bilmem ne hayalleri kurmak yerine onların nasıl kurtarılabileceğini hayal ederdim. Şimdi böyle bir yerden öyle bir şeye düştük ki 12 Eylül'den sonra hani inanılmaz büyük bedeller ödüyoruz. Yani 12 Eylül'de yapılan işkence hani dünyada hani dereceye girer işkence şeylerinde. O derece büyük şeyler, o hapishanelerdeki zulümler falan. İşte onlar oluyor. İnsanlar gerçekten dayanıyorlar, direniyorlar, bedel ödüyorlar. Fakat bunun politik bir yansıması olmuyor. Mahkemeler aynı şekilde bunların yansıtılmasında kullanılamıyor. Hiçbir aracımız kalmamış oluyor elimizde. Evet. Bu nasıl oldu? Bunun değerlendirilmesi gerekiyordu elbette. Hı hı. Yani bu niye değerlendirilemedi kısmı, ben çıktıktan sonra mesela cezaevinden, evet, 1985'te hani şeyi kolektif bir değerlendirme yapılır bu konuda diye düşünmüştüm. Aslında ama belki bizi o sağaltabilirdi. Hı. Onu yapam, o olmadı. Yani ve ben orada sanıyorum benim için kopuş ya da susuş, susma noktası, yani bazı şeyleri artık konuşmak istememe noktası herhalde o noktadır diye düşünüyorum. Evet Kumru, ama bir yandan da ne kadar yani gerçekten bu travma meselesi tam da galiba bu Göze Orhon daha iyi anlatır ama bunun için bile yani müthiş bir yıkım yaşanmış, insanlar idam edilmiş, işkencede öldürülmüş. Binlerce, yüz binlerce insan yargılanmış, korku içinde yaşanılıyor hala. Yani 85'te de her şey geçip gitmiş değildi. Ve siz o dönem bunları yaşayanlar olarak biz neyi eksik? Yani aslında sizlere de, bizlere de, farklı kuşaklara bir suçluluk yüklemek gibi de, evet, bir tırnak içinde başarısı olmuş dersek yanlış mı olur Göze Orhon? Ya, öncelikle şunu söylemek, hı hı, isterim. Kumru Hanım çok teşekkürler sözleriniz için yazıyla ilgili. Ben sizin yazınızı dün okuyabildim. Çok duru ve şeffaf bir hikayeydi. Nadiren böyle anlatılır 12 Eylül. Hala içindeyim dünden beri anlattığınız hikayenin. Ben de onu söylemek isterim. Suçluluk duygusuna gelince bu çok yani hani muğlak bir şey. Biraz belki hani bunu bir bağlama oturtabilmek için şöyle bir şey söylemek gerekiyor. 12 Eylül'ün bizim kuşaklardaki karşılığını düşünürken belleğe bakmak gerektiği kadar ben anladım ki duyguya da bakmak gerekiyor. Yani duygu ve belleğe aynı anda bakmak gerekiyor. Çünkü bir takım duygularla açığa çıkıyor. Aslına bakarsanız 12 Eylül belleği. Yazıda da bir parça anlatmaya çalıştım. İşte suskun dayılar, suskun anneler, babalar. Onlar yoksa şayet çevremizde işte içki içince hüzünlenen amcalar ve teyzeler vesaire. Bizim kuşak böyle insanlarla büyüdü. Yani bilinmez bir kederle büyüdü ve hani şu işte psikanalizin bize çok iyi öğrettiği bir şeydir ki küçükken anlamlandıramadığınız pek çok şey sizde suçluluk duygusu yaratır. Hı hı. Yani
Dolayısıyla duygu şunun gibi bir şey. Yani bu insanlar çok kederliler. Bir şey olmuş, bir şey kopmuş. Yani bir şey kırılmış hayatlarında. Dolayısıyla o anlamlandıramadığımız keder, şimdi anlıyorum ki bir parça yazıyı yazarken de anladım, bize bir tür suçluluk duygusu olarak devretmiş. Bu suçluluk duygusunun bir boyutu, bir başka boyutu da bence solculuk pratiğinde açığa çıkıyor. Yani eğer solcuysanız, devrimciyseniz, süren bir kıyaslama var zihninizde. İkinci alan araştırmasını yaparken işte böyle genç solcuların, devrimcilerin anlattıklarını dinlerken çok bu doğrulandı. Ki bizzat ben de bunun bir örneğiyim. Ben de benzer bir pratik içinden geliyorum. Yani bizim için solculuk pratiği şöyle şekillenen bir şey. 70'lerde devrimciler bunları yapıyormuş. Biz şimdi ne yapıyoruz? İşte 70'lerde devrimciler kamyonları, Migros kamyonlarını indirip mahallelere dağıtıyormuş. Biz de afiş asıyoruz ve avunuyoruz falan gibi. Yani aslına bakarsanız bir yandan sevimli bir kıyaslama ama bir yandan da asla kapanmayacak bir gedik. Yani şu çok haksızca değil mi bir taraftan da, yani 1970'lerin devrimcilerinin neredeyse işte devrimci durum diye tabir ettikleri bağlam içinde oluyor tüm bunlar. Biz ise tüm bunları 1990'larda yaşıyoruz. Dolayısıyla aslında hani hiçbir karşılığı yok bir taraftan da o suçluluk duygusunun. Çünkü 1990'larda bunu yapmak artık mümkün değil zaten. Hı hı. Ama işte kayıp meselesi de burada devreye giriyor galiba. Yani biz 12 Eylül öncesini süren bir kayıp olarak zihnimizde ve kalbimizde ve politik pratiğimizde taşıyoruz anlaşılan. Belki de düğüm birazcık da buraya bakarak çözülecek bizim nesiller açısından. Evet. Bir de şundan da kısaca belki bahsedebiliriz. Kumru'ya geçmeden önce bu 12 Eylül travmasını konuşurken, bunun etkilerini konuşurken aslında pek çok şeyde olduğu gibi kadınların daha az konuştuğunu görüyoruz. Halbuki hem devrimci hareketin içinde hem bu travmadan farklı şekillerde etkilenenler olarak da bir kadınların bir durumu var ve üstelik Kumru ona da değinecektir. Hani bir kolektiflik üzerinden feminizm, bu tartışmalar buna da değinecektir. Ama Göze Hanım'a öncelikle soracağım Kumru, müsaade ederseniz. Bu saha çalışması, yani 12 Eylül'ün hatırlanması ile ilgili çalışma yaparken kadınlardan duyduklarınız farklı şeylerden, yaşlardan ya da geleneklerden diyeyim. Daha ziyade nelerdi onu merak ediyorum. Yani şunu söyleyerek başlayabilirim belki. Erkeklerin söylediklerinden hiç farklı değildi. Hı hı. Kadınların bana anlattıkları. Çünkü orada kocaman bir gedik duruyor. Hı hı. Aslına bakarsanız. Yani biz kadınlardan 12 Eylül'ü özel olarak dinlemedik. Hı hı. Bununla ilgili istisnai çabalar var. İşte Kumru Hanım'ın yazdıkları var. 12 Eylül üzerine yazılmış tek tük yazılar var. Mamak cezaevindeki kadınlarla yapılmış bir sözlü tarih çalışması var. Mamak cezaevindeki kadınların kendi içlerinde yaptıkları, orada kalmış kadınların kendi içlerinde yaptıkları çalışmalar var. Belki aklıma gelmeyen bir iki tanesi daha. Ama onun dışında kadınların seslerini duymuyoruz. Yani büyük bir iç rahatlığıyla söyleyebilirim ki 12 Eylül'ü anlatan kadın sesi yoktur. Şimdi hal böyle olunca siz de hani bu insanlarla karşı karşıya geldiğiniz zaman, 12 Eylül deneyimlemiş kadınlarla karşı karşıya geldiğiniz zaman siz onlardan standart bir hikaye dinliyorsunuz. Yani çünkü 1970'lerde kadın ve erkek yok. Yani devrimci var sadece. Hatta devrimcinin cinsiyeti yok. Tabii yani hani elbette var ama kağıt üstünde yok. Dolayısıyla bu anlatılara da bir biçimde yansımıyor. Yani benim 2010'da yaptığım biraz da artık hani şey miadını doldurmuş alan araştırmasında kadınlardan böyle özel olarak erkeklerden çok farklı bir anlatı duyduğumu söyleyemem bu noktada. Ama şeyin şerhini düşeyim tabii ki, yani hani ben de özel olarak toplumsal cinsiyet perspektifinin peşinden gitmedim. Bununla ilgili özel bir çalışma yapılabilir elbette ve farklı sonuçlar verir. Ama genel itibariyle 12 Eylül anlatısı büyük ölçüde... Yani böyle bir çalışma yapılmadı Türkiye'de, öyle mi? Aslında yani, var bir iki şey. Evet. Evet,
atlamak istemem. Dolayısıyla hani böyle isim isim gitmek istemiyorum. Tamam. Mutlaka var ama eksik. Evet. Kumru, size vereyim sözü. Bu 12 Eylül ve kadınlar nasıl tasvir edildi ya da sizler ne hissettiniz? Çünkü bir eşitlikçi, özgürlükçü bir mücadeleden sonra 12 Eylül'ün kendisi bütün bu korkunçluklarıyla birlikte aynı zamanda kadınların hayatında da bir takım değişimler yarattı ve bunu da zaten en iyi yaşayanlardan biri de, gözlemleyenlerden biri de siz oldunuz. Belki Gözde Hanım'a da itiraz edersiniz demin söylediklerine. Lütfen buyurun. Ya sosyolojik bir çalışma yapılmamış olabilir, doğrudur. Aha. Fakat ben iki şey hatırladım. Bir tanesi bu Ateşe Uçan Pervaneler olacak galiba ismi. Kader Çeşmecioğlu'nun derlediği bir kitap var. Orada sırf kadınlar 12 Eylül deneyimlerini anlatıyorlar. O kitabı okurken ben çok heyecanlandım. Çünkü çok kadınların çok açık ve net olduklarını düşündüm bazen anlatırken. Çok önemli netlikler yakaladıklarını düşünmüştüm. Bir de tam bu yıl işte 40. yıl falan diye şey yapılırken hiç daha önce görmediğim, aslında 2014 yılında yapıldığını fark ettiğim, ki o sırada fon falan da almışlar yani Kültür Bakanlığı'ndan, bir sırf kadınların konuştuğu bir 12 Eylül belgeseli. O da enteresandı çok dinlemek. Bir saati aşkın bir belgeseldi ve çoğunu tanıdığım birçok kadın arkadaş çok enteresan şeyler anlatıyorlardı. Burada nasıl yaşadık kısmı ilginç aslında. Ben biraz ona bakmak isterim. Yani 12 Eylül böyle geldi, silindir gibi geçti falan filan. Ondan önceki dönemde devrimci hareketlerin çok kendine güvenli, kitlesel bir şekilde işte faaliyet gösterebildiği ve henüz 12 Eylül şeyinin gelmediği bir dönemde devrimcilik bir kadın olarak benim açımdan, yani ben zaten solcu bir evde büyümüştüm, sosyalist bir evde büyümüştüm, dolayısıyla hani başka bir yere gitmem diye bir ihtimal yoktu, ama bir de çok eşitlikçi de bir evde büyümüştüm, ama sonuç olarak şunu söyleyebiliriz, yani devrimci durumlar ki Türkiye'de hani bir devrim durumu demeyeyim ama devrimci bir durum vardı ve o bu tür durumlar, yani toplumsal hareketlerin böyle fokur fokur kaynadığı, heyecanlı bir politik kaynayış olduğu dönemlerde, çatışma ve kaynayış olduğu dönemlerde kadınların sol sosyalist hareketlerde fikri olarak eşitlik fikrini savunan ve kadınların erkeklerin yapabileceği her şeyi yapabileceği fikrini savunmak durumunda olan hareketler bunlar sonuçta. Kadınlar bir hamle yapıyor. Yani bütün ülkelerin tarihsel şeylerde bu devrim durumlarında, devrimci durumlarda kadınlar bir öne at, yani genel o toplumun içerisindeki kadınlık durumunun ötesine atlayıp bir hamle yapıyorlar ve yukarı çıkıyorlar. Yani bunu işte Cezayir şeyinde de görüyorsunuz, İran'da da görüyorsunuz. Türkiye'de de böyleydi. Yani Türkiye'de sol devrimci hareketler içerisinde 12 Eylül öncesinde kadınların bir şahlanışı vardır. Ama bunun bir sınırı var. Çünkü kadınlar şeye takıldılar, yani aslında sonradan kavradığımız hani o erkek hegemonyasına, patriarkaya aslında sol hareketin içinde de takıldılar ve hani belli başlı siyasi hareketlerin merkez yönetim kadrolarında kadınların çok az yer alabildiğini ama militan kadroları içerisinde alabildiğine var olduklarını ve en büyük fedakarlıklarla şey yaptıklarını görüyoruz. Şimdi biz 12 Eylül olduktan sonra 12 Eylül'ün en önemli bizler açısından elimizden aldığı şeylerden birisi içinde yaşamakta olduğumuz kolektif devrimci hayatın yok edilişi oldu. Yani herkes birer hücre halinde illegaliteye çekildiği zaman
bir kısmımız mücadeleyi o şekilde sürdürmeye çalışırken bir kısmı da canhıraş bir şekilde köylerine kaçanlar, ailesi tarafından eve kapatılanlar, evlendirilenler, başka ülkelere kaçırılarak götürülenler bilmem ne gibi toplumun bütün muhafazakarlığıyla kadınların üzerine çöktüğü ve erkeklerden farklı sonuçlar yaşattığı bir ortam ortaya çıktı. Yani 12 Eylül sadece bir o bütün var olduğu ana darbesinin dışında bir de kadınlara bence ayrı bir darbe olmuştur. Yani devrimci kadınlar açısından. Çünkü hani en azından şuna inanıyorduk biz erkeklerin yaptığı her şeyi yapabiliriz. Eşitlikten bunu yani o sıradaki fikrimiz buydu. Evet. Sonra bunun çok yetersiz olduğunu anlıyorsun yani böyle bir eşitlik fikrinin. Evet. Çünkü toplumda bir var olmuş olan hegemonik durumu ve asimetriyi kavramayan bir şey oluyor bu. Ama gene de seni ilerleten bir durum. Ve bu 12 Eylül'den önce mesela hani en azından o kolektif varoluş içerisinde denetlenebiliyordu. Ama 12 Eylül olup da herkes tek tek yerlerine çekildiği zaman ya ailenin, ya evliysen kocanın, ya işte abilerinin, bilmem babanın vesairenin ve devletin arasında bir yerde kalıyorsun yani ve işte şiddet, efendim baskı, bilmem ne, geri çekme her şey kadınlar üzerinde farklı bir şekilde ortaya çıktı. Erkekler elbette ki çok ağır onlar da bedel ödedi ama onlar bu muhafazakarlığın bedelini kadınlar ödemiştir. İşte orada cezaevinde ben cezaevleri çok enteresandır. Cezaevinde belki kalan uzun süre yatanlar ile 12 Eylül'den sonra yatmayanlar arasında da bu konuda o dönemin travmalarını atlatma konusunda farklılıklar yaşanmış olabilir. Cezaevi çok büyük bir sağalmaydı benim için. Bir anlamda çok korkunç bir yerdi ama bir yandan da bir sürü kadınla beraber bir koğuşun içerisinde bütün bunları konuşabilmek, başımıza ne geldiği konuşabilmek güzel bir şeydi. Orada biz bunları biraz konuşmaya başlamıştık artık 1985 Mamak. Ve çıktığım zaman yani orada şeyin farkına varmıştık. Yani evet eşittik ama bazıları daha eşitti. Yani biz niye kadınlar olarak şunları bunları yapmaya katılmamıştık. Niçin şuralarda buralarda geri itilmiştik? Niçin bütün bu muhafazakarlıklarla biz muhatap olmuştuk? Bunların hepsini sorgulayabilmeye başlamıştık. Ve zaten çıktığım zaman 1985'te işte Türkiye'de feminist hareketlenme başlamıştı. Ve bunun ilk dalgasını ve dinamiğini oluşturan çok güçlü kadın arkadaşlar ekibi nin çoğu da sol hareketlerden gelmeydi zaten. Yani bu bir tesadüf değildir o bence. Önemli bir hareketlilik, politik hareketliliğin devamı olarak kadınlarda da 12 Eylül sonrasında kadınlara bir büyük travma atlatılırken bir başka mücadele alanı sunmak ve başka alanlarda bazı devrimleri belki kendi hayatlarında yapabilme yönünde bir takım alanlar, fırsatlar, imkanlar açtı ve sağaltıcı bir etkisi de oldu diye düşünüyorum. Burada bir ara verelim. Daha doğrusu yayına bir ara vereceğiz Kumru. İsterseniz ikinci bölümde bunu devam da edebiliriz ama Göze Hanım bizimle olmayacak. Kendisine çok çok teşekkür ederiz yayına katıldığı için, teklifimizi kabul ettiği için. Ben teşekkür ederim. Konuşmaya devam edeceğiz dedik. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Ardından Kumru Başer ve Bahadır Özgür'le birlikte iki çok sevgili meslektaşım 12 Eylül'lü ve nasıl bir dönüm noktası olduğunu konuşmaya devam ediyoruz. Lütfen ayrılmayın.